Teşekkür ederim. Adım Nazmi Duygu. 1957 Saray doğumluyum. 76 yılında İstanbul Ziraat Okulu'nu bitirdikten sonra Gümrük Yetekel Bakanlığı Çay Kurumu'nda bir 6 yıldır falan görev yaptım. Ondan sonra Başbakanlığı Enerji Bakanlığı'na geçip Kocaeli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı rasatçı ve teknisyen bir görev yaptım. Sonra Tarım Bakanlığı'na geçtim, Üçüncü Bakanlığı'na. Orada da 10 yıl saray içerisinde görev yapıp emekli oldum. Aynen 25 yıldır devam ettirdiğim bir botanik bahçem var. Adı Canım Doğa Fidanlığı. İnternete girersin görürsünüz. Ben 2009 seçimlerinde saray içerisinden ilgilenme süresi seçildim. Yine bu 2010 seçimlerinde tekrar siyasete atıldık. Burada saraydan saray içerisi ve Büyükşehir'de belediye meclisi seçildim. Büyükşehir'de de İl Daimi Encümenliği, Tarım Hayvan Bilgisi Komisyon Üyeliği, İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliği yaptım. Şu anda İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi ve Tarım Hayvan Bilgisi Koruma Komisyonu Üyesiyim. Şimdi tarım sektöründen geliyorsunuz, kendiniz de bahçeli tarım yaptınız. CHP'nin tarım politikası mı? Şu anda genel başkanlık Büyükşehir'de tarım politikaları belirleyici çalışmalar yapmakta. İlki İzmir'de yapıldı, ikincisi Tekirdağ'da yapıldı. Şu anda da Hatay'da yapılmak üzere. Burada çok güzel veriler elde edilmekte. Biz de aşağı yukarı 7-8 ay öncesinden beri daha bilinçli bir çalışıyoruz. Verdik. Bu bunlardan aldığımız notları, değerlendirmeleri aynı zamanda Büyükşehir'in bize meclise verdiği yetki gereği İzmir Büyükşehir'ini gezdik. Orada tüm içeri gezerek Büyükşehir'in kırsal kalkınmada neler yaptığını gördük ve çok olumlu bilgilerle geri döndük. Yine meclisin bize yetki verdiği meclisinden Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük tarım hayvancılık fuarını gezdik. Tarım hayvancılık koruma komisyonu. Burada aldığımız bilgileri, verileri Büyükşehir'e sunduk. Büyükşehir Meclisi bunu oy birliğiyle kabul etti. Neler var bunun içinde? Birisi kırsal kalkınmada göçü önlemek, halkın refahını sağlamak için köylerden mahalleye dönen yerlerimizde örneğin tek Saray'da bulunan Bahçeköy, Gülmez ve Sefalar köylerinde mandalcılığı geliştirmek için %70 hibe ile damızlık gebe manda düvesi verdik. Tüm köylerimize hayvancılık dolaşanlara ücretsiz hayvan bezesi ve macar fiyat olma verdik. Yine tüm köylerimize sırasıyla meraların gübrelenmesini sağladık. Elçimizde sertifikası olan herkese arı kovanı verdik ücretsiz olarak. Arı kovanı da zaten 50 bin kovanı vardı Tekirdağ yapısında tümünde. Biz 50 bin daha kovan vermek için kolları sıvadık. İnşallah 2019'a kadar bu 50 bin kovanı da vereceğiz. Bu biraz da bu konuda en büyük desteği biz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan aldık. Bu da meclise sundu. Mecliste sağ olsun oy birliğiyle AKP, CHP, MHP'si yok. Tekirdağ için hizmette varsak hepimiz beraber dediler. Ve oy birliğiyle kabul edildi bunlar. Oy çok da değil, oy birliğiyle kabul edildi. Bu arada şimdi tüm şeylere bu rapor gereği elçimize gübre dağıtım makinesi vereceğiz. Oradaki insanlar rahat gübresini dağıttığı için birim alanı daha fazla gelir edecekler. Bunun yanında yine yeni bir projemiz var. Bu projede süt kuzusu projesi. Bu projeyle nüfustan alınacak bilgiler, kimin çocuğu olursa olsun ayırmasız, bir kere pilot bölge seçilecek. Her aileye ayda 5 litre süt verilecek. 1 ile 5 yaşında arasındaki çocuklara. Süt kuzusu projesi çerçevesinde. Bu ileriki yıllarda 8 litre, 10 litre çıkarmayı düşünüyoruz ayda. Tabii ekonomik yapına erişmeni. Biliyorsun bir de haberiniz vardı mutlaka gazeteci olarak. Maalesef bizim 380 milyonumuz Büyükşehir'den geri alındı. Nasıl alındı? 200 milyonlara ta özel yerlerden gelen borçlar ödeniyor. 380 milyon da sorsam Urfa'ya gidecek para bize gelmiş. Büyükşehir ne bileyim biz onun bize mi geldiğini. Biz 380 milyon geldi diye Büyükşehir yeni olduğumuz için gittik ona proje yaptık. Ama maalesef projeler yaratılar kaldı çünkü devlet bizden 380 milyon gerisiydi. Ne oldu? Projeler askıda kalmış oldu. Ama buna rağmen biz çalışmalara devam ediyoruz. Gayet olumlu neticeler alıyoruz. Çok güzel bilgiler. Önemlisi geçen ay Gülmez Köyü'nde bir 40 yaşlı hanımefendi böyle omuzuma vurdu. Nazım Bey merhaba, buyurun dedim. Bir de Allah razı olsun size. Bize dedi manda verdiniz. Ben daha önce çocuğuma açlık veremiyordum.
kocama ve kayınbabama muhtaçtım. Ama sizin verdiğiniz mandıra sayesinde ben mandıra sütünü litresini 5 lira, yoğurt yapıyorum 10 lira satıyorum. Çocuğumu açtığımı artık ben veriyorum. Artık kocama da, babama da, kayınbabama da muhtaç değilim. Bu onları onur etmektir. Onların sosyal yapısını iyileştirmek diye düşünüyorum. İnşallah bu yapı giderek hızlanır ve bütün olmuşlara rağmen kısa kalkınma da büyük imeler kat ettik. İnşallah yakında bir de süt dolu fabrikası kurmaya da düşünüyoruz. Çünkü bu projenin içinde var. Bunun Büyükşehir Belediye Meclisi rol bile kabul etti. Aynı zamanda süt kuzu projesine süt üreticilerini de desteklemiş olacağız bu arada. Yem üreticilerini de desteklemiş olacağız. İnşallah en kısa zamanda bunlar hayata geçirildiğini zaten görüyoruz. Daha iyi bir şekilde, net bir şekilde biz de sizlerle de isterseniz yerinde denetim yapabileceğiz. Şunum, sizin projeniz de belli. Herhalde sizin şeyi düşünüyorsunuz. Çiftçiler tarlalarını satmasın, bağlarını satmasın. Biz onları destekleyelim, çiftçilik kalkınsın. Bununla biraz şey yaparsınız. Üretim olmadı zaten kalkınma olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün demiş, köylü milletin efendisi. Üreten de istemiş. Üretmeyen toplum başka ülkelerin esiri, esareti altında kalmak zorundadır. Onun için biz üreteceğiz. Ne yazık ki bazı politikalarda üretemez hale geldik. Meralarımız boşaldı. Köyde hayvancılık yok alanlara gitti. Daha önce benim Çukurit köylerimden, Çukurit köyünde birazdan 30 sürü vardı. Şu anda 2 sürü var. O da sürü denirse. Yani hayvancılık yok etmek için şey buldu bu ülkede. Önüne nanguslar getirildi. Kaçak getirildi. 1000 hayvanlık yere 30 bin hayvan konuldu. Buna gerçi söylemesi. Biz en sonunda çok şükür ki hayvan hastalıklarından ayrı hale geldik ama bu hangisleri buradan yörümüzden yok ederek geldik. Maalesef bütün siyasi şeyler çok destek verdi bu Angus'ların buraya gelmesi için. Bu hayvanlar zaten bir de kısır döngülüydü. Hatta bazı burada uyanıklar bu hayvanları süt ürkü diye sattılar. Ama alınan süt ürkü diye üstüydüler. İnsanlarımız da çok bu konuda aldatıldı. İsim vermiyorum ama çok bellidir bu işi yapanlar. Herhalde CHP'li belediyenin diğer belediyelerden farklı sosyal belediyemiz. Farklı bu. Zaten bu sosyal yapıyı biz inşa etmezsek yaptığımız hizmetin de bir anlamı kalmaz diye düşünüyoruz. Gece İzmir'de çok güzel bir atak yapmış. Kısa oraya da gittik. Bütün herkes Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyor. Örneğin çok zor durumdaki çiçek üreticiler demiş ki senden şöyle çiçek alacağım. Garanti hatırını alırım. Ve çiçek üretenler ürettiği için almış. Meyve üreticileri almış. Örneğin radyonunu desteklemiş. Onlara ekipman vermiş. Onun daha rahatsızlığından depolar yapmış. Çok hava tesisleri. Bütün yollarını asfalt yapmış. Üretici hiç mağdur olmuyor. Hepsi Büyükşehir Belediyesi için Allah razı olsun diyorlar. Bize çok hoşumuza gitti. Onlardan örnek aldık. İnşallah en kısa zamanda bu konuda ve biyogaz da çok önemli. Bütün bu atıkların değerlendirmesi için biyogaz tesisi kurma kararını verdik. İnşallah en kısa zamanda büyük ihtimallere daire bunun bir yerinde bunu başlatacağız. Sayın halkımız da bunu gördükçe kendi içlerinde de biyogaz tesisi yapmak için kendilerini zorlayacaklar. Biz de Büyükşehir olarak biraz da tarım aracı kullanmayı konuşarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Erbayrak'ta bunu destekleyeceğiz. Bir şey daha var. Kadir Erbayrak, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir talimat verdi. Dedi ki, daha önce 257 köy biliyorsun mahalleye dönüştürüldü. Bütün bu 257 köyde istenen hayvan içme su göreti kalmayacak. Her köyde bir hayvan içme su göreti yapacağız dedi. Şu anda Merkez Süleymanpaşa ve Sarı içerisinde göreti olmayan köy kalmadı. Şimdi de şu anda Malkara'ya ve Arabala geçilecek. Orada da tüm içerimizde inşallah göretsiz köy kalmayacak. Dolayısıyla hayvancılık ve ilerlediği için üretim artacak. Üretim artınca da halkımız refah artacak. Dolayısıyla köylerden güçlü devrenlemiş olacağız. Hep birlikte köylüyle birlikte, kısalarla birlikte bizler de mutlu olacağız. Üreten bir toplum haline geleceğiz diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. CHP bu seçimlerde 12 spor yaptı. Halk size memnun mu? Gelir seçimi demeyiz. Şimdi öyle bir şey oldu ki birden örneğin ben köylüyüm. Akşam köylü yattım, sabah kalktım. Bize sormadan bizi mahalle yaptılar. Beldeler belediyeydi. Sabah kalktılar. Dalmış mahalle haline getirmiş. Mesela 5 mahalle tek mahalle haline getirmiş. Örneğin köyler köylülüğü kalkmış. Cadde olarak örneğin Servik köyü var bizim bağlandıydı, mahalle yaptılar Beyazıt Köy'e. Bu yasayla birlikte köy müdürü, muhtarı bile kalmadı. Cadde oldu. Yeniköy muhtarı vardı mesela bizim Büyükköy'de. Yeniköy caddesi oldu. Hani böyle bir şey, halkın sorumluluğuna yapılan işler daha ama
geri teper diye düşünüyorum. İnşallah ileride gerçek bir sosyal demokrasi yönetilen bir iktidar gelir. İnşallah bu CHP de olabilir. Dolayısıyla bu zaten bizim genel başkanımın da sözü. Kesinlikle dedi, ben de iade edeceğim. Köyleri köylüne iade edeceğim dedi. İnşallah o da olur ileride. Ben inanıyorum ki bunlar olacak. Hep birlikte kalkınacağız. Önümüzde bir referandum var. Referandumda ne yapıldığı belli. Bu kim olursa olsun tek adam projesine biz hayır dedik. Hayır demeye devam edeceğiz. Burada gördük işte en kısa zamanda örneğini. Örneğin Azerbaycan Devlet Başkanı'nın eşini başkan yapmış, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi düşünülür yaptı. Yani aynadanlık olarak düşünüyoruz. Biz kim olursa olsun, kendi yakınımız bile olsa böyle bir şeye karşıyayız. İstiyoruz ki halkın birlikte yönetip birlikte yönetimini hazırlıyoruz. Bu da ben diyorum ki bu şeyde hayır olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Başkanım, son olarak ne söylemek istersiniz? Ben başta Tekirdağ halkına ve Türkiye'de yaşayan insanların sağduyuyla davranacağına inanıyorum. Hep birlikte ülkemizin önünde şu andaki dolaşan kara bulutları yok edeceğimize inanıyorum. İnşallah hep birlikte hayır vererek, bazılarına bir mesaj vererek halkla beraber yönetilmesi gerektiğini ülkemizin düşünmesini bekliyorum. Özgür bir ülkede, özgür bir dünyada yaşamak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.